Bismillahirrahmanirrahim. El-Bahisul Hadisi adlı web sitesinden bir hadis şerhini okuyacağım. Hadis bal ile ilgilidir. İskihi aselen. Ona bal içir anlamına gelir. Buhari hadisi de Sahih Buhari. Hadis metni şöyledir. Enne raculen eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fekale. Bir adam nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ete. Fekale ve dedi. Ahi yeşteki batnahu. Kardeşim karnından şikayetçi. Yani karnından şikayetçidir. Karnı ağrıyor anlamına gelir. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iskihi aselen, ona bal içir. Thumma ete saniyete, ikinci kez geldi bu adam. Fekale, yani birinci kez demek ki iyileşmedi, ikinci kez geldi. Fekale iskihi aselen, ona bal içir. Thumma etahu salisete, bu üçüncü sefer oluyor. Bir daha adam geldi. Yani balı yine içirdi ama iyileşmedi kardeşi. Thumme etahu, yani eta geldi. Ehu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhissalatü vesselam'ın yanına geldi. Üçüncü kez. Fekale iskihi aselen. Ona bal içir. Thumme etahu, sonra bir daha geldi. Fekale kad faaltu, ve dedi ki adam, ben yaptım, dediğinizi yaptım. Fekale, yani kad faaltu, ben yaptım, yani iyileşmedi anlamında soruyor, soru işareti. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadakallahu ve kezebe batnu ahike, Allah doğru söyledi ve kezebe batnu ahike, senin kardeşinin karnı yalan söyledi. Yani Allah doğru söylüyor, senin kardeşinin karnı yalan söylüyor. İskihi aselen, ona bal içir. Dördüncü kez oldu. Fesekahu, bunun üzerine adam yine ona bal içirdi. Febere'e, o da iyileşti. Şimdi burada özellikle kezzebe betnu ahike, kardeşinin karnı yalan söyledi. Bu manası nedir yani? Ona yönelik ben şerhi açıyorum. Bakalım ona dair bir bilgi bulabilecek miyim? Şerh yaklaşık yani bir sayfa diyebilirim. Halakallahu l'asale, Allah balı yarattı. Ve ce'ale fihi şifaen, ve onda şifa kıldı. Linnasi, insanlar için. Ve ce'ale subhanehu لِشِّفَاءِ بِهِ أَسْبَابًا. Bal ile, bihi yani bil aseli, bal ile şifa için sebepler kıldı. Subhanehu, yani Allah-u Teala. Uhra, başka sebepler de kıldı. كَ تَكْرَارِ الشَّرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Yani o balı tekrar tekrar içmek gibi. Mesela sebep, esbab budur. Ve gayri zalik. Ve bunun dışında da bazı sebepler var. Mimma yukaddiruhu bi hikmetihi. Allah'ın hikmetiyle takdir ettiği başka şeyler de vardır. Ve fi hazel hadisi, bu hadiste yekulu Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anhu. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh şöyle diyor. Enne raculen eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Burada an Ebi Sa'id el-Hudri, bunu unuttum söylemeyi radıyallahu anh. Ravi o. Enne raculen eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fekale. Ahi yeşteki batnahu. Kardeşim karnından şikayetçi, karnı ağrıyor. Ey huve meridun. Ve vec'uhu fi batnihi. O hastadır.
ve onun ağrısı fi batnihi, karnındadır. Fekâlen-nebî sallallahu aleyhi ve sellem, bu şedde yanlış. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki iskihi aselen, ona bal içir. Ey iskihi aselen nahli. Yani ona içir, arının balını içir. Fe inne fihi şifaen. Yani inne şifaen fihi, innenin ismi şifadır, haberi fihi. Şüphesiz onun içinde şifa vardır. Kema kâle Allahu Teala fihi şifaun linnas. Nahl suresi 69. ayette Allahu Teala bal için fihi, yani fil asali, şifaun linnas, insanlar için şifa vardır. Ey men min edav min edav min edava edavain turadu lahum. Bu edva mıdır, edeva mıdır, ona bakalım arkadaşlar. Deva kelimesini yazıyorum. Edviyedir onun çoğulu. Burada görüyoruz. Deva, edviye. Yani burada edviye değil de edva şeklinde gelmiş. Öyle yazayım sözlükte. Bu kelimenin okunuşunu ben araştırıyorum şu anda. Edva. Edva hastalık demekmiş. Yani devan hastalıktır. Edva hastalıklar demektir. Da o da hastalıktır. Edva da'ın da çoğuludur. Da edva. Deva edviye. Edviye deva, yani ilaç demektir. Deva kelimesinin çoğuludur. Ama edva da dediğimiz hastalığın çoğulu. Dolayısıyla burada edva hastalık manasına gelir. Yani min edvain tu'ridu lehum. Evet. Yani onlara, insanlara arız olan, tu'ridu, insanlara gelen min edvain hastalıklardan, hastalıklarda şifadır. O cihetten şifadır. İnsanlara gelen tu'ridu, o hastalıklar tu'ridu yapıyor. Lehum, insanlar için, insanlara geliyor. Fesekar raculu, bunun üzerine adam içirdi. Ehahu, kardeşine aselen balı, bal içirdi. Selase merratin, üç sefer. Felem yebre, iyileşmedi. Fakat iyileşmedi. Fekeennehu şekke, sanki o adam şekke fi faidetil asali, sanki balın faydası cihetinde sanki şüpheye girdi gibi. Fekale ba'de merreti esaliseti, üçüncü seferden, üçüncü kereden sonra şöyle dedi adam. Kad fealtu, ben onu yaptım, dediğinizi yaptım. Yani ey kad fealtu ma emerteni, bana emrettiğini yaptım, bihi, o bana emrettiğin o şeyi yerine getirdim. Ve sekaytuhu, ve ona içirdim. Sekaytu ahi, yani kardeşime içirdim. Asale ennehli, arının balını içirdim. Ve lakinnehu, ancak kardeşim, yani o kardeşim, hu oraya gitti. Ve lakinnehu lem yebra, ama o iyileşmedi. Fekala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sadakallah. Şu ayette baktığımızda evet, sadakallah. Allah-u Teala buyuruyor ki fi şifaun linnas, onda insanlar için şifa vardır. Resulullah aleyhisselatü vesselam da dedi sadakallah, Allah doğru söylemiştir. Ve kezzebe batnu ahike, senin kardeşinin karnı yalan söyledi. İskihi asenen, ona bal içir. Bu dördüncü kestir. Sadakallahu fima qalehu an aselin nahli. Allah arının balı konusunda dediğinde sadıktır, doğru söylemiştir. Şöyle buyuruyor Allahu Teala. Fihi şifaun linnas. İnsanlar için onda şifa vardır. Ve kezzebe batnu ahike, işte burayı ben merak ediyorum. Bakalım nasıl mana edecek.
Kezzebe betnu ahike, senin kardeşinin karnı yalan söyledi. Yani li ennehu lem yestecib, çünkü o cevap vermedi senin karnın. Liddevai, o ilaca, yani o bala cevap vermeyen senin karnındır. Yani deva olan o balda bir sıkıntı yok. Bal şifadır. Kusur, cevap vermeyen senin karnındadır. Onda kusur var. Kizb ona aittir. O balı sanki deva ilaç değilmiş gibi o hükme getiriyor. Bu anlamda yalan söyleyen odur. Çünkü o cevap vermiyor. Fil merrati sabiqati, yani geçen seferlerde, 3 seferde o cevap vermedi. Feyahtacu ila curuatin uhra. Curuat kelimesini, yani feyahtacu, o karnın, senin karnın ihtiyaç duydu, ihtiyaç duyuyor. İla curuatin uhra. Başka curu'lara ihtiyaç duyuyor. Bu curu' kelimesine hemen bakalım. Cer'a değil, curu' kelimesini arıyorum. Cur'a, cer'a, yecri'u, yutmak demektir. Yani başka içmelere, curu'atin uhra, başka içmelere, yutmalara ihtiyaç duydu. Yani üçünde cevap vermeyince yine içmek gerekti. Cer'a, içti anlamına gelir. Yudum anlamında cur'a, cur'a yudumdur. Hatta hadiste geçiyor. Bir yudum su bile kafire vermezdi cur'aten. Hatta o hadisi de birazdan göstereceğim. O kelimede nasıl hadis bulunur? Onu göstermek inşallah. Onu göstereceğim birazdan. Yani demek ki curu' yani burada ben curu' şeklinde görmek istedim. Yok ama cur'a kelimesi, yani yudum, içim kelimesinin çoğuludur. Yani başka içimlere ihtiyaç duyuyor senin karnın. Bu cihette yani geçen içimler, geçen seferler, 3 sefer bal içtiği halde buna cevap vermedi. O başka içimlere ihtiyaç duyuyor. Fe kerrere, bu nedenle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tekrar etti ona. İskihi aselen marraten rabiaten, ona 4. sefer bal içir. Fesekahu febere. Evet. Bunun üzerine adam kardeşine içirdi balı. Febere, kardeşi iyileşti. Fezehere sidkullah. Bu iyileşme sonucunda Allah'ın sıdkı zahir oldu. Sadakallah. Ve sidku resulihi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da sıdkı burada zahir oldu. Fima ahbere bihi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği şey konusunda Allah'ın ve onun sıdkı ortaya çıktı. Velakinne şifa'e, şifa ise lehu esbabun, ona sebepler vardır. La budde minel ahzi biha, o sebepleri yerine getirmek gerekir. La budde minel ahzi biha, yani o esbab, ha o esbaba gider. O esbab ile o esbabı yerine getirmek gerekir. Ke taaddudi curuat, yani içim sayısında taaddud etmek, yani birkaç kez içmek gibi. Taaddudi curuat, birkaç kez içmek gibi. Eddeva, yani ilacı birkaç kez içmek gibi. Nitekim şu anda da doktorlar hap verdiği zaman diyor ki mesela 2 hafta boyunca bu hap, bu ilaç içilecek diyor. Yani onu tekrar etme. Bu hadiste de var. 4. tekrarda iyileşti. El kafiye, yani kafi miktarda tekrar içmek gerekiyor. Bu bir esbab. Lil qada'i alel marad. Evet. Yani hastalığa işte şifa olacak şekilde tekrarlamak lazım. Ve fil hadis el ahzu bil esbab, hadiste şu anlaşılıyor ki el ahzu bil esbab ve subuli el muaddiyeti ile şifa, şifaya götürücü yollar ve sebeplere işte iltica etmek, o sebepleri uygulamak. Minel emrad, hastalıklardan dolayı gerekir. Yani el ahzu
gerekir. Yani almak gerekir. Neyi? Bil esbabi ve subuli el muaddiyeti. Yani işte muaddiyeti ile şifa, şifaya götürücü yollar ve esbab ve sebepler alınmalı, uygulanmalı. Hadisten bu anlaşılıyor. Ve fihi, yine hadiste anlaşılıyor ki lüzumu tasdiki kulli ma ahbar Allah. Allah'ın haber verdiği şeylerin hepsini tasdik etmek lazım gelir. Hadisten bu da anlaşılıyor. Azze ve Celle bihi. Yani ahbere, ahbar Allah azze ve celle bihi. Allah'ın onu bize haber verdiği her şey ne varsa bunları tasdik etmek yine lazımdır. Bu hadisten anlaşılıyor. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki bal için fihi şifaun linnas. İnsanlar için şifa vardır. Allah bildirdiyse bunu tasdik etmek gerekir. Hadis budur. Cura kelimesi, yine bir hadis var. Cura'ten yani diyor kafir, kafire bir cura bile Allah vermezdi. Eğer bir sinek kanadı kadar Allah dünyaya değer verseydi kafire bir cura bile vermezdi. O hadisi ben bulayım. Yani böyle hadis-i şeriften bir kelime hatırlanırsa acaba nasıl hadis bulunur? Onu da inşallah göstereyim. Şöyle cür'ati ma diye ben min ma işte. Bu mudur? Fela teda'uhu velev. Evet, bu değil. Cür'ati ma şeklinde yazıyorum. Şöyle 28. Bunu tırnak işareti ile sınırlıyorum ki bakın 7'ye 8'e düştü sayı. Evet. Yani bu hadis metni işte bir yudum su bile vermezdi. Yani cüratim minel ma o şekilde miydi? Yani bir kelimeyi tek hatırlamak bazen yetmiyor. Baudetin kelimesini de ben yazacağım. Şöyle cenahi baudetin. Cenah kelimesini yazsam öyle zannediyorum yeterli olacak. Baude. Evet, şu anda ma kelimesini siliyorum. Baudetin cenah kelimesini de yazıyorum. Evet. İşte buldum hadisi. Lev adaleti dünya indallahi, eğer Allah katında dünya adalet gelseydi cenaha baudetin, bir sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı. Ma a'ta kafiren minha şeyen. Kafire o dünyadan hiçbir şey Allah vermezdi. Tabi şurbete ma. Evet, şurbeten ma olarak geçiyormuş. Cür'aten ma ben şurbeten ebeden, yani bir yudum su şurbe olarak geçiyormuş. Ben cür'aten ma diye zannettim. Bakalım şöyle minha şurbeten ma. Evet, şurbeten ma olarak geçiyormuş. Cür'a değil. Cür'a da yudum demek ama hadis metni şurbeten ma. Evet, böylece hadis metninde kendimi düzeltmiş oldum. Yani bir hadis bu şekilde araştırılır. Biraz
Bakın hep şurbe, katrete, minha katrete ma olarak da geçiyor. Cura da belki geçiyordur. Ama ben yani cura'yı göremiyorum. Evet. O cura kelimesini de yazayım son olarak. Ondan sonra videoyu bitireyim. Yani bir içimlik su bile Allah kafire vermezdi. Ben o hadisi de şöyle okuyayım. Yani o bir içimlik su vermezdi bu. Yani لو كانت الدنيا تعدل, eğer dünya, Tirmizi hadisi, yani denk gelseydi indallah, Allah katında, cenaha baudetin, bir sivrisineğin kanadı kadar, ma saqa, Allah içirmezdi kafiren, bir kafire içirmezdi, minha, dünyadan, şurbete ma'in, bir yudum su bile kafire Allah içirmezdi. Hadis böyledir. Tirmizi hadisidir. Şimdi buraya cur'ate yazıyorum arkadaşlar. Yani cenah-ı ba'ude ve cur'a geçmiyor. Cenah ve cur'a oraya, demek ki cur'a değilmiş arkadaşlar. Bakın ba'ude ile cur'a, o da yok. Cur'a olarak değil, şurbete, bir de katrete olarak geçiyordu. Evet, bu çalışmada bu Sünneh adlı web sitesini de tanıtmış oldum. Hadis olarak bir kelime yazıyorsunuz. O kelime hadisinde nerede geçiyorsa hemen çıkıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.